İlk olarak merhabalar. Ben diyetisyen Mustafa Can Yılmaz. Uzun süre açlık olacağı için iftardan önce sahur kısmını kesinlikle atlamamamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü uzun süre açlıklarda vücudumuz zaten bir hipoglisemi, yani uzun süre bir şeyler tüketmediğimiz için zaten bir şeker eksikliği çekiyor. Bir de bu durumlarda sahuru atlayan danışanlarımız veya kişiler oluyor. Bunların sahuru atlamaması gerektiğini öneriyorum. Onun haricinde iftara gelirsek orucumuzu açtıktan sonra bir su veya işte bir hurma ile birlikte bir çorba. Çünkü gün içerisinde çok fazla sıvı eksikliği gözüktüğünden dolayı vücudumuzda çok fazla dehidrasyon olduğu için sıvı tüketimini burada ön plana çıkarmamız lazım. Su ile başlayıp küçük bir hurma tarzında bir şeyler tüketerek daha sonradan ılık bir çorba ile devam etmemiz gerekiyor. Burada birden tüketim söz konusu olduğu için kan şekeri çok fazla yükselir ve bu yüzden de herkese bir öneridir. En azından bir 5-10 dakikalık ara, buradaki benim önerim bir akşam namazı kadar bir ara verirsek herkes için daha sağlıklıdır. Çünkü vücudumuzdaki, midemizdeki doygunluk hormonu olan ghrelin salgılanması ortalama 15-20 dakika sürmektedir. O yüzden de iftarımızı biraz süreç olarak uzun tutmamız gerekmektedir. Bu noktada olabildiğince kompleks karbonhidratlar tüketmeliyiz. Çünkü sindirimi kolay olmayan veya uzun süreli, çok pardon, uzun süreli sindirimi olan birden kana karışıp da kan şekerimizi yükseltmeyecek şeyler tercih etmemiz bizim için en iyisidir. Bunlardan bir tanesi ne olabilir? Hem sıvıdan bu noktada sıvı ile birlikte uzun süre tüketilen nelerdir bunlar? İşte bir tarçınlı süt tüketebiliriz. Doygunluk hissi yaratacağı için. Onun yanında bir tuzsuz peynir tüketebiliriz. Az yağlı bir peynir tüketebiliriz. Bir haşlanmış yumurta tüketebiliriz. Tahıllı, örnek veriyorum, pideyi iftar öğününde tüketip sahurda kesinlikle bir kepekli veya tam tahıllı ekmek tüketmelerini öneriyorum. Son zamanlarda yapılan çoğu araştırma aralıklı orucun hem kan parametreleri hem de yağ yakımı ve yağdan kilo verme, asıl amacımız yağdan kilo verme sürecinde faydalı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte oruçla tek Ramazan orucuyla tek farkımız sıvı farkıdır. Orucumuzu açtıktan sonraki 2 saat içerisinde çok fazla biz bir fiziksel aktiviteyi önermeyiz. Çünkü yediklerinin kana karışılması durumu vardır. Bu karbonhidratlarda kısa olduğu gibi yağlarda uzun bir süreçtir. En kötü iftardan 1,5-2 saat sonra bir 30-40 dakikalık, Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği gibi haftalık 150 dakikaya tekabül edebilecek orta şiddetli bir fiziksel aktiviteyi her sağlıklı bireye öneririz. Ramazan'la ilgili ilk başta dikkat etmeleri gereken nokta sıvı açığını kesinlikle kapatmaları ve tuz tüketimi. Tuz daha fazla insanları susatacağı için bizim sıvı dehidrasyonumuzu iyice arttırır. Onun haricinde birden tüketimlerden kaçsınlar. Son yapılan araştırmalara göre Ramazan'ın ortalarına doğru tatlı tüketimin arttığı görülmektedir. Bunun eğer istikrarlı bir şekilde 30 gün boyunca en az 1-2 öğün olmak şartıyla sahur ve iftarla birlikte 3-4 öğünle birlikte bu Ramazan sürecini atlatırlarsa herkes için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.